Şimdi yan kovana geçiyoruz. Yan kovanın durumu nedir? Ona da bir bakalım. Aç bakayım Adem abi. Körüklemeden bir aç bakayım. Evet. Evet. Yavru. Şuna bir daha bakayım bunda. Polenin şeyi yok. Bal getirmiş. Güzel. Bal getirmiş de yavru. Yavru yok. Evet. Yavru şunda başlıyor. Burayı komple temizlemiş. Yavru basmış. Burası evet, burada polen var. Şurası yavru. Evet. İlk oğula giden kovan. Körükle Adem abi. Şurada var mı? Evet, ana memesini dikmiş. İkinci kovanım bu. Böyle bir şey bekliyordum ben. Sebebine gelince, dediğim gibi malzeme çok fazla. Biz herhangi bir besleme yapmıyoruz. Evet, bir tane de buraya dikmişler. Bir körükle Adem abi, şu bayağı güzel. Tamam. Biraz daha, biraz daha. Şu bayağı iyiymiş ya. Evet, şimdi şurada görmüş olduğunuz ana bu arılar için daha kıymetli. Bunun üstüne daha fazla arı vardı. Şuradaki memelerde arı az. Bakın arı şunu tercih etmiş. Gerçekten de çok büyük. Diğerlerine göre büyük. Şimdi ben bunu hemen böleceğim. Ne yapacağım? Yeni bir kovana bununla birlikte aktarma yapacağım. Evet, şimdi burada hazır memeleri kullanacağız. Arıyı bölüyoruz. Şu kovana aktarma yapacağız. Çok güzel. Ben ne yapacağım? Şu yan taraftan polenli, polen basılmış çıtalar var. Onlardan alacağım. Oraya bu arının meme yaptığı çıtayı alacağım. Hazır anamız var. Şimdi o işlemi yapıyoruz. Evet, burası sırf polen. Arka taraf sırf nektar. Ana var mı yok mu ona bakacağım şimdi. Onu güzel bir kontrol etmemiz lazım. Ana yok. Erkek arılarımız var. Erkek arılar çıktı. İlk bölmemizi yapıyoruz. Bu polenli çıtayı kafa çıtası olarak koyacağım. Arıları ellemiyorum. Üstündeki, ama dediğim gibi ana arının olup olmadığını güzelce kontrol etmemiz gerekiyor. Şu muydu memeli olan? Herhalde.
Evet. Şurada güzel bir meme var. Kapalı yavruyla birlikte bunu alıp buraya atıyoruz. Adnan Körüklü. Tamam. Evet, çok meme var. Bakın buralarda da yine aynı şekilde. Bunlar da yine farklı bölmeler yapacağız. Hatta memenin birisi, görüyor musun memeyi Adem abi? Evet. Tam şurada bak. Hmm. Kapalı yavruya ihtiyaç var şimdi. Bunlar açık. Biraz köpürür mü? Tamam. Her yer meme yani. Şuna bak. Ya diyorum ya, arı kudurdu burada. Böyle malzemeyi bulunca sapıttı bak. Her yer meme. Az körük verecek mi? Ana var mı? Yok mu? Bakalım. Ana kontrolü yapıyorum. Ana var mı yok mu diye. Büyüteci. Evet ya. Temiz dokuzu çok Çinli mi? Adem abi körükte de arıyı silkeleyeceğim oraya. Nereye, buraya mı? Bu mu? Evet. Dur bir dakika. Ana olmasın. Evet. Şimdi buradaki arıyı da tekrar buraya silkeliyorum. Adem abi. Körükle. Tamam. Bir daha. Tamam dur. Evet, bu arıyı da oraya silkeleyeceğim. Şimdi buradaki tarlacı arılar tekrar kovanına dönecek. İşçi arılar bu kovanın içerisinde kalacak. Allah. Evet, ilk bölmemizi yaptık. Hazır ana memesi yapmış arı. Burası çok güçlü demiştim geçen hafta da. İlk bölmemizi yaptık. Hatta diğer ana memeleriyle tekrar bir bölme daha yapacağım. Yan kovandan aldım. Günlük kapalı yavrusu olan. Yine polen pergalı, polenli çıta aldım. Nektar taşınmış nektarlı çıta aldım. Onların hepsini birleştirdim. Şöyle 5-10 kovan ileriye yerleştirdim. Şu yukarıda duran, üstte duran, yüksek duran kovan. Şu an yapmış olduğum bölme. Hazır
Hazır bölme. Aslında arıyı çok fazla çoğaltmayı düşünmüyorum. Hazır meme, güzel meme dikmiş. O memeyi kullanma adına böyle bir bölme yaptık. Şimdilik de bu kadar. Evet arkadaşlar, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Evet Adem abi. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Nasıl buldun bölmeyi? Çok güzel. Güzel mi? Güzel. İyi bakalım. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun değerli arıcı arkadaşlar.